Ömer, Ömer bir dakika dur lütfen. Bak ne olur dinle beni. Benim gerçekten hiçbir suçum yok. Anlatacakların gördüklerimi nasıl değiştirecek ki? Bence biraz fazla büyütüyor. Yani sıradan bir kızla küçük bir hataydı işte. Sakın. Sakın Gülru gibi küstah bir kızı küçümseme. Evet, basit bir bahçıvan kızı ama hayalleri çok büyük. Tahmin edebiliyorum. Bu numaraları, hatta daha fazlasını Ömer'i elde etmek için yaptı. Masumiyet zırhının içinde bir şeytan o kız. Aslında seni bunun için çağırdım. Akif'ciğim, sana bir teklifim var. Finansal yönden zor durumda olduğunu biliyorum. Bu son otel işi yanlış bir yatırımdı ama korkma, henüz o kadar kötü durumda değilim. Ay, yapma Akif. Bizim piyasa pek küçük. Durumun herkesin dilinde. İflasın eşiğine geldiğini biliyorum. Şimdi hem sana hem bana iyi gelecek bir anlaşma yapsak. Nasıl bir anlaşma? Şöyle, benim Bodrum'daki otelimi biliyorsun. Evet, biliyorum. 5 yıllığına bila ücret o oteli sana versem. Restore edip çalıştırsam. Bütün kar da sana kalsa. Fazla bonkör bir teklif. Karşılığında ne istiyorsun? Karşılığında küçük bir ricam var. Gülru'yu Ömer'den uzaklaştırmanı istiyorum. Yapabilir misin? Cahide'cim, Bodrum'daki otel işini fazla bekletmesek. Bir an önce işletmeye başlamak isterim. İlahi Akif, nerede görülmüş iş bitmeden karşılığının verildiği? Ha? O kadar acele etmeyelim. Bilakis, geç bile kaldığını düşünüyorum. Ben üstüme düşeni fazlasıyla yaptım. Şimdi sen de söz verdiğin gibi gerekeni yaparsan memnun olurum. Ha, sen buna iş bitirmek mi diyorsun? Gülru, Ömer için hala bir tehdit. Diyorum ki, Polonezköy'de yarım kalan işi tamamlasa, yani elinde bir kanıt olsa. Mesela küçük bir video kaydı filan. İşte o zaman iş gerçekten bitmiş olur. Sen beni ne sanıyorsun Cahide? Gerçekten bu kadar küçülebileceğimi düşünüyor musun? Hayır, kişisel algılama. Biz seninle bir anlaşma yaptık. Hı? İşin içinde maddi menfaat olunca... Her şey mübah yani. Yapmayacağım. Bu kirli oyunda daha fazla yer almak istemiyorum. Hep bu zengin mahalleleri bozdu bizi be Gülru. Hani keşke senin gözün bu kadar yukarılarda olmasaydı ya. O zaman üzülmezdin. Bu değil mi ya? Senin başına 1000 tane belayı açan. Mert, şişt, ne yapıyorsun? Mert gel buraya. Mert. Sen ne haber ya? İyi akşamlar Akif Bey, Mert'ciğim. Sen de kimsin? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Bu herif senin hayatının orta yerine sen yine bize kız değil mi? Bir şey yok zaten. Akif Bey, iyi misiniz? Akif, ne bu hal? Mert midir nedir o yaptı? Ne olduğunu anlamadan saldırdı üstüme. Son görüşmemizden bu yana akıllanırsın sanıyordum ama... ...görünüşe göre hala macera peşindesin. Gülfem, olanları anlatmama izin ver lütfen. Hiç vaktim yok canım.
küçük sevgilin ilgilensin seninle. Ah. Hastanemize uğramak istersen benim gönderdiğimi söyle. Akif Bey, pamuk getirdim size. Yani en azından. Özür dilerim. Araba kullanabilecek durumda mısınız? Ben hemen size bir taksi çağırabilirim. Hastane buraya çok yakın. Gerek yok. İyiyim ben. Kusura bakmayın tekrar. Vaktin var mı? Konuşabilir miyiz biraz? Nasıl ya? Yani Cahide Hanım neden yapsın ki böyle bir şey? Yani bizim birbirimize aşık olduğumuzu bile bile. Aşk mı? Böyle büyük bir servetin karşısında sizin aşkınızın ne değeri olabilir ki? Belki de haklısınız. Cahide Hanım hep Gülfem Hanım'ı uygun gördü Ömer'e. Aslında o da haklı. Bir saniye. Gülfem ile Ömer arasında bir şey mi var yani? Cahide'nin bildiği. Benim eve dönmem lazım. Beklerler. Kusura bakmayın tekrar. Gülrum. Buyurun Gülfem Hanım. Buraya gelir misin lütfen? Dün Ömer'le bizi gördüğünü kimseye söylemediğini düşünüyorum. Söylemedim Gülfem Hanım. Güzel. Ben de öyle tahmin etmiştim. İlişkimizin bir süre daha basına yansımasını istemiyorum. Lütfen bu konuda dikkatli ol. Tabii Gülfem Hanım. Ne oldu be kızım? Her şey çok üstüme geliyor. Dayanamıyorum artık. Herkes düşman olmuş sanki bana. Gülfem Hanım bir şey dedi. Ya Cahide Hanım bile Akif'le birlik olup bana kumpas kuruyor. Ben ona ne yaptım ki ben? Ne yaptım? Doktor da bir şey demiyor anasına. Bilmiyorum. Biliyor mu bilmiyor mu? Bilmesin zaten artık gerek yok. Ya harbi söylüyorum var ya bunlar paraları var diye kendilerini zannediyorlar ha. Bir tanesini yamulttum gideceğim alayını yamultacağım şimdi. Mert. Dün Akif geldi. Akif mi? Ne istiyormuş? Sorma şekerim. Otelin devir işleminin bir an önce yapılmasını istiyor. Asabım bozuldu tabii. Gülü uzaklaştırılmadan bu olmaz dedim. O ne yaptı? Çok öfkelendi. Artık bu işin içinde olmayacağım gibi imalarda bulundu. Bu hiç iyi olmadı Cahide. Ama sakin olmalıyız. Paniğe kapılmamalıyız. Tamam mı canım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Akif'e ne kadar güvenebiliriz ki? Eğer bu Ömer'in kulağına giderse onu sonsuza dek kaybederim. Ben böyle bir şeyin olmasına asla izin vermem Cahide. Canım ben seni gelişmelerden haberdar ederim. Tamam mı? Yeter ki sen sakin ol. Peki. Hadi canım. Akif, nasılsın? Geçen gün bir hayli gergindim. Sana haksızlık yapmış olabilirim.
Biraz konuşalım mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.